Vize ve finalde çıkmış integral soruları 61. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2019 yılı bütünleme sınavında çıkmış bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını bulunuz denmiş. A şıkkı. Arktan x'in karesi bölü x kare artı 1 dx şeklinde bir integral sorulmuş. Bu integrale baktığımızda şunu biliyor olmalıyız. Ark tanjant x'in türevi. Arktan x'in türevi 1 bölü 1 artı x karedir. Burada arktanjant x'e u dediğimizde onun türevi dx ile çarpma durumunda. Bunu görebildiğimizde açık bir değişken değiştirme sorusuyla karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Tabii ki arktanjant x'in türevini bu şekilde net bir biçimde biliyorsak. U eşittir arktan x diyoruz. Her iki tarafın türevini alırsak x'e göre du bölü dx eşittir. Arktanjant x'in türevi 1 bölü 1 artı x kare. Buradaki dx'i bu tarafa geçirirsek, buradaki dx bölü x kare artı 1 elde edilmiş olacak. du eşittir dx bölü 1 artı x kare. Yani buradaki dx bölü x kare artı 1 bölümü du'ya eşit. Buradaki arktanjant x'e de u dediğimiz için burası da u kare. İntegralimiz u kare du oldu. Bunun integralini alacak olursak üssü bir arttırıp oluşan üsse böleceğiz. U üzeri 3 bölü 3 artı c. U dediğimiz şeyi şimdi yerine getirirsek arktanjant x duru ark tanjant x'in parantez kübü bölü 3 artı c. Veya bu kübü şuraya da yazabilirdik. A şıkkını böylece bitirdik. Gelelim B şıkkına. B şıkkına baktığımızda ikinci derece bir polinomla eğili bir ifade çarpma durumunda. Burada kısmi integral kullanılması gerektiğinin farkına varmalıyız. Yani Laptü. İntegralin içerisinde polinom o 4x kare oluyor ve üstler e üzeri 2x oluyor. Birbiriyle çarpma durumunda. Sağa doğru hangisi önce gelirse ona u diyorduk. Yani polinoma u diyeceğiz burada. U eşittir 4x kare. Geriye kalan her şey dv. dv eşittir e üzeri 2x dx. Her iki tarafın x'e göre türevini alırsak du bölü dx eşittir 8x. Buradan da du 8x dx eder. Bize du lazım, u lazım, bir de v lazım. Buradan her iki tarafın integralini alırsak birin integrali v'dir. E üzeri 2x'in integrali e üzeri 2x aynen yazarız. Üssünün türevine böleriz. Yani 2. Şimdi kuralı uygulayacak olsak u çarpı v eksi v du. U'muz 4x kare. V'miz e üzeri 2x bölü 2. Eksi v'miz e üzeri 2x bölü 2. Du'muz 8x dx. Buradan işlemleri yapacak olursak şuradan 2 şöyle gider. 2x kare e üzeri 2x. Şu 2 ile şunu sadeleştirirsek 4x e üzeri 2x dx. İçeride yine polinomla eğili çarpma durumunda kaldı. İkinci defa kısmi integral uygulayacağız. Yine Laptü. Yine polinom ve üstel var. Yine polinomu u diyeceğiz. Devamını farklı bir harfle yapalım. Farklı bir renkle yapalım. U eşittir polinomumuz 4x. Geriye kalan her şey dv. E üzeri 2x dx.
X'e göre türev alırsak du bölü dx eşittir 4. Her iki tarafın integralini alırsak v eşittir e üzeri 2x bölü 2. Bu taraf için tekrar u çarpı v eksi v du yapacağız. Şunu olduğu gibi yazalım. 2x kare e üzeri 2x eksi deyip paranteze açalım. Şunu tekrardan uyguluyoruz. U 4x. Buradan du'yu düzgün üretmemişiz. Du eşittir 4dx. U çarpı v. V'miz e üzeri 2x bölü 2. Eksi. V'miz e üzeri 2x bölü 2. Çarpı. Du'muz 4dx. Eğer e üzeri birinci derece bir ifadenin yerinde ikinci derece bir polinom olursa iki defa üst üste kısmi integral yapmak gerekir. Üçüncü derece olsa bu yanındaki üç defa üst üste kısmi integral yapmamız gerekir. Şimdi şunu bir düzenleyelim. 2x kare e üzeri 2x. Şu eksiyi dağıtalım. Şununla şu sadeleşti. Eksi 2x e üzeri 2x. Şu eksiyi dağıtırsak burası artı. Şunda da şunu sadeleştirirsek integral içinde 2e üzeri 2x dx. Son bir integralimizi aldığımızda sonucumuza ulaşacağız. 2x kare e üzeri 2x eksi 2x e üzeri 2x. Buradaki ifadede artı 2e üzeri 2x bölü üssünün türevi 2 artı c. Şu ikiler de birbirini götürür. Hadi bir daha temiz yazalım. Hatta e üzeri 2x parantezini alalım. 2x kare eksi 2x artı 1 e üzeri 2x artı c. Şimdi gelelim c şıkkına. Onu şu aşağıya tekrardan bir yazmak lazım. C şıkkı 0'dan 1'e e üzeri eksi 1 bölü x bölü x kare dx. Şuna bir daha bir bakalım hata olmasın. E üzeri eksi 1 bölü x bölü x kare dx 0'dan 1'e aynı. Bu integrale baktığımızda sınırlardan birisinin tanımsızlığa neden olduğunu görebilmeliyiz. Alt sınırımız olan 0 tanımsızlığa neden oluyor. Bu bir genelleştirilmiş integraldir, tanımsızlık kaynaklı olan. Üst sınırın herhangi bir tanımsızlığı söz konusu değil. Limite çevirerek başlamalıyız. Bir genelleştirilmiş integral olduğu için limit t 0'a alt sınır tanımsızlık yaparsa ona sağdan yaklaşacağız. Üst sınır tanımsızlık yaparsa ona soldan yaklaşıyoruz. T 0'a sağdan yaklaşıyoruz. Sıfırın yerine t dedik. E üzeri eksi 1 bölü x bölü x kare dx. Şimdi buradaki integrale gelelim. Bu içerideki ifadeye baktığımızda e'nin üstüne u dediğimizde eksi 1 bölü x'in türevi 1 bölü x karedir. Dx ile çarpma durumunda. İşte burada onu görmeliyiz. Değişken değiştirme gerekiyor. U eşittir eksi 1 bölü x. Du bölü dx. Eksi 1 bölü x'in türevi. Şunu x üzeri eksi 1 diye yazarsak. Bunun türevini alırsak. Üst başa geçer. Üst 1 azalır. Yani 1 bölü x kare oluyor. İşte burada da 1 bölü x kare dx ile çarpma durumunda. Devam edecek olursak. Du eşittir dx bölü x kare. Yani şurası du, şuraya da u dedik. Şimdi bu integrali kenarda bitirelim. Sınırları ve limiti bulaştırmadan. Sonra getirip buraya yazarız. E üzeri u du oldu. E üzeri u'nun integrali e üzeri u'dur. U dediğimiz şeyi de yerine yazacak olursak e üzeri eksi 1 bölü x'tir.
Şimdi limitin içine getirecek olursak, limit t sıfıra sağdan yaklaşırken e üzeri eksi 1 bölü x. Bunda 1 ve t yazacağız. Önce 1. 1'i yazarsak e üzeri eksi 1. Sonra t'yi yazacağız. Eksi e üzeri eksi 1 bölü t. T yerine gidip 0'ı yazacağız. Burada t'li bir ifade yok. E üzeri eksi 1. Eksi e üzeri eksi 1 bölü 0. Ama 0'a sağdan yaklaşıyoruz. 1 bölü 0'a çok yakın bir sayı sonsuz eder. 0'a sağdan yakın demek yani pozitif bir sayı o. 0,00000 bir şey. Burası sonsuz eder. Fakat önündeki eksiden dolayı eksi sonsuz eder. E üzeri eksi 1 eksi e üzeri eksi sonsuz. E üzeri eksi sonsuz da 1 bölü e üzeri sonsuz eder ki o da 1 bölü sonsuz eder ki o da 0 eder. Yani burası 0. E üzeri eksi 1 olarak sonucu bulduk ki o da 1 bölü e'ye eşittir. Buradaki genelleştirilmiş integralin sonucu sabit bir sayı çıktığı için bu genelleştirilmiş integral yakınsak ıraksaktan da yakınsak olur. Yani İngilizcesi convergent. Bu sorulmamış ama söylemiş olalım. Bu şekilde bu genelleştirilmiş integralin de sonucuna ulaşmış olduk. Bu sorumuzu burada bitiriyoruz.